Dördüncüsü, hak dostları hamd halinde olurlar. Devamlı Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini tefekkür halinde olurlar. Cenab-ı Hak nasıl bir gönül istiyor bizden? Onlar ayaktayken, otururlarken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Alameti göklerin, yerin yaratılışını derinden derine düşünürler. Sonsuz bir azamet, ilahi nakışlar. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru, seni tesbih ederiz derler. Bizden de Cenab-ı Hak böyle bir gönle sahip olmamızı arzu ediyor. Gönlümüz başka şeyle meşgul olmayacak. Onlar da beşinci madde, heva heveslerine tabi olmayı onlar tamamen terk etmişlerdir. İlahi muhabbet onları bitirmiştir. Bütün gaye illallah, ancak Allah, ancak Allah Resulü. Cenab-ı Hak ne buyuruyor peygamber yanında bulunan Fetih Suresi'nde? يَبْتَقُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ رِضْوَانًا. Onlar Allah'tan lütuf ve Allah'tan rıza isterler. Demek ki bir mümin hak dostlarının kalbi nasıl? Ne istiyor Cenab-ı Hak'tan? Mal, mülk vesaire şu bu mu? Değil. Ne istiyor? Allah'ın rızasını istiyor. Lütuf istiyor. Onlar daima dua eder. Ya Rabbi hislerimizi, duygularımızı, niyetlerimizi rıza içerisine tehlif et diye dua ederler onlar. Mesnevi'de bir hikaye var. Bu hikaye de Mevlana Hazretleri bazı şeyde bir hikaye çevirirdi. Çünkü mücerreti zihnin kavraması zordur. Onu müşahhas hale getirirdi. Mesnevi'de hikaye şu şekilde. Yani kısadan hisse olması için. Hazreti İsa aleyhisselam hızlı hızlı koşuyor. Arkasından birisi diyor ki, ya İsa diyor, niye kendini yoruyorsun diyor. Kimden kaçıyorsun diyor. Arkanda diyor, aslanlar, kaplanlar mı var diyor. Yırtıcı bir mahlukat mı var diyor. Kimden kaçıyorsun diyor. İsa bırak diyor, bırak diyor, yakamı kurtarayım diyor. Ya diyor, sen kimden yakını kurtaracaksın diyor. Sen diyor, ölüyü dirilten sen değil misin diyor. Amaya göz veren sen değil misin diyor. Kimden korkuyorsun diyor. Ben diyor, ahmaktan korkuyorum diyor. Onun için ahmaktan kaçıyorum diyor. Peki diyor, ya İsa diyor, sen diyor, ölüyü okudun, dirildi diyor. Amaya okudun diyor, gözü gördü diyor. Ahmak, ahmağı da okusana diyor. Ya diyor, ahmağı diyor, bin sefer okudum diyor. Yine diyor, hiçbir şey fayda etmedi diyor. Kim o? Dünya nedir? Bir damla. Ahiret nedir? Sonsuzluk. Sonsuzluğu bir damlayı, bir damlayla değiştirenler. Ne buyuracak? İlla aşiyeten evduhaha. O kıyamet günden dünyaya baktığımız zaman bir havanın loş karanlığı veyahut da bir seher vakti kadar o kadar kısa görünecek. Ahiret ne kadar sonsuz, ucu bucağı yok. Bir de bak kabir bile ne kadar. Ta kıyamete bilemiyoruz ne kadar kaç sene kalacağız orada. Nelerle karşılaşacağız? Fakat orada amellerimizle karşılaşacağız. Bir hadisi var Resulullah Efendimiz'in, hadis-i şerif var. İşte münker nekir salih kimseye sorar. O sadece cevabını verir. Orada güzel bir suliyet görür. Sen kimsin der o suliyete. Ben senin dünyadayken namaz, abdest, oruç vesaire, güzel ahlak, muaşeretin vesaire. Allah beni senin yanına arkadaş olarak gönderdi. O kişi de sevinir. Yine hadis-i şerifte iki tane pencere açılır ona. Bir cennetten, bir cehennemden. Onun için sen dünyadayken cenneti istedin denir. O kişi de kabiri ferahlar. Diğer fasık, mücrim, onu da doğru dürüst münker nekire cevap veremez. Onu da çirkin, iğrenç bir suliyet gelir yanına. Benim bu zor zamanımda sen kimsin, nereden çıktın der. O der ki, senin dünyadaki o senin kötü amellerim der. Allah onu müşahhas hale getirdi. Ben senin yanında olacağım der. Onda iki pencere açılır cennet ve cehennemden. Sen dünyadayken cehennem istedin denir ona. Allah korusun. Velhâsıl ömrümüz ne kadar nefesimiz var bilemiyoruz. Hatta Gazali Hazretleri diyor ki,
arkadaş diyor, bugün kendini bir ölmüş bir, bugün sen öldün diyor. Ne kadar eyvah, vah, vah, keşke diyeceksin diyor. Onun için de bundan sonraki hayatını Allah'ın bir nimeti, bir lütfu olarak bil, ona göre tanzim et buyuruyor. Cenab-ı Hak yine münafıkın sonra bir son nefes anımızı bildiriyor. Ölüm anı gelir de ayet-i kerimede. Ya Rabbi biraz genişletsen, biraz imkanını arttırsam, biraz daha az bir şey daha yaşasam da sadaka versem, hayır hasenat yapsam ve salihlerden, Allah'ın güzel kullarından olsam demeden evvel buyuruyor. Herkes buyuruyor, Rasûlullah Efendimiz pişmanlıkla ölecek. Salih kimseler bile pişmanlayacak, keşke daha öteye doğru mesafe alsaydım diye. Altıncısı, onlar kendi benliklerinden geçerek ilahi muhabbetlerde fani olmuşlardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam da mal vardı, malından vazgeçti. Onu hak yoluna feda etti. Mukabilinde malı kendisi için bir Halil İbrahim bereketi oldu. Hâlâ sofralarda Halil İbrahim bereketi olsun dedi. Canından vazgeçti, tevhidi korumak için Nemrut'un ateşine girmeye razı oldu. Cenâb-ı Hak onun cana bir can kattı. Ateş Gülistan'a döndü. Nece halillik, dostluk makamı yükseldi. Evladını kurban etmesi emredildi. Onu kurban etmeye hazırlanırken Rabbim onu kestirmedi, koç indirdi. O İsmail Aleyhisselam'ı da peygamber eyledi. Onun silsilesinden de Rasûlullah Efendimiz dünyaya getirdi. Hep bunlar nedir? Muhabbet fedakarlığı getirir. Fedakarlığın neticesinde rahmet tecellileri olur. İbrahim Aleyhisselam o Cenab-ı Hakk'ın marifetullah'tan bir derinlik veriliyor. Öyle bir hal oluyor ki bu dostluğun neticesinde o tecelliler mazhar oluyor. Ve la tuhsine yevme yub'asun diyor. Ya Rabbi insanları yarattığın gün beni mahcup etme buyuruyor. Kullukta aciz kaldım buyuruyor. Yani kendimizde bir şey yapmamız lazım. Bu neye benziyor? Bu Allah'a kendisini kulun adaması, bütün nefsani arzuna vazgeçmesi. Mesela Sakarya Nehri Karadeniz'e döküldüğü zaman artık o Karadeniz'de Sakaryalı kaybolmuştur. Yediğimiz ekmek, lokma yedikten sonra artık o bizim bünyemizin parçası olmuştur. İşte men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Nefsini bilen Cenab-ı Hakk'ı bilir. Bize bir hiçten bizi yarattı. İnsan olarak yarattı. Diğer mahlukat olarak gelebilirdik. En büyük peygamberi bizi ümmet kıldı. Bunun nasıl elhamdülillah bir ezan sesi dolu bir vatanın içindeyiz. Üst üste nimetler. Sayamazsın buyuruyor Cenab-ı Hak nimetlere. Her nimet ayrı ayrı bir güzellik. Ver gözünü al dünyayı dese en basite. Kim değişir? Bistami Hazretleri'nin güzel bir şeyi var. Dünya ehli için, dünya ehli için, dünya aldanış içinde aldanıştır. Ahiret ehli için, sadık kullar için bu dünya surur için sururdur. En büyük surur nedir? Cenab-ı Hak'la elâ bizikle tatminü kulub, Cenab-ı Hak'la beraber olabilmeyi. Her gördüğün manzara Cenab-ı Hak'la kalbin buluşması. Aman ya Rabbi. Yine buyur Allah'a muhabbet ise nurdan bir surur, sevinç nur üstüne nurdur buyuruluyor. Hak dostları kendine verilen her nimet ahiret sermayesi haline getirirler. Her nimet. Cenab-ı Hak Tövbe Suresi'nin 111. ayetinde Allah müminlerden canlarını, mallarını kendine verecek cennet kadar satın almıştır buyuruyor. İşte Eshâb-ı Kirâm böyleydi. Yani mal, can hepsi bir feda can halindeydi. Yâ Rasûl emret diyordu. Canım feda olsun diyordu. Malın da öyle. Bir müminin merhamet yoksunu olması düşünülemez. Açların, muhtaçların, hastaların, garip, yetim, öksüz, muhacirlerin. Cenab-ı Hak bize 2,5 milyon Tanrı misafiri gönderdi. Onların sessiz sessiz feryatlarını bigane kalamaz. İslam, nadan, kendini düşen insan istemiyor. Diyargâm insan istiyor. Diyargâm insanda bir vicdan seferberliği olur. Cenab-ı Hak bir kutsî hadiste kuluna soracak kıyamet günü.
Ey Ademoğlu diyecek. Ben açtım beni doyurmadın diyecek. Ben susuzdum bana su vermedin diyecek. Velhasıl onu yani bir zorluğu bildiriyor. Kul da ya Rabbi sen kainatı halk eden sen her şeyden müstahinsin deyince sen o aç kulumu doyursaydın, susuz kulumun yanında olsaydın, hasta kulumu ziyaret etseydin onun yanı beni bulacaktın. Cenab-ı Hak ticareten lentebur buyuruluyor. Kimler ona yetlüğüne Kur'an'ı tilavet eden, yaşayanlar, yaşatanlar, namazlarına kalp ve beden ahengiyle kılanlar, Allah'ın verdiği nimetlere aleni mecburiyet varsa ve gizli infak ederler. Ticareten lentebur, umulur ki bunlar kurtuluştadır. Velhâsıl bir müminin lokatında hayır yok olmayacak. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İhsâsı kavlen meysûrâ. Hiçbir ikramda bulunacak hiçbir imkanın yoksa onu bir teselli edeceksin, bir onun gönlünü ferahlatacak kavlen meysûrâ onu güzel bir söz söyleyeceksin. Musa aleyhisselam bir gün ya Rabbi seni nerede bulayım? Nerede arayayım dedi. Cenab-ı Hak buyurdu ki beni kalbi kırıkların yanında ara beni orada bul buyurdu. Yani insan, hayvan, nebatat, hatta cemadat, cansız denen varlıklar dahi merhamete muhtaç. Bugün görüyor savaşlarda ne oluyor Suriye'de, Irak'ta? Çocuklar ölüyor, kadınlar, yaşlılar ölüyor. Hastalar hunharca katlediliyor. Bu İslam'da var mı böyle bir şey? Bir Müslümanın bunun vicdanı el verir mi? Efendimiz daima gazveler mecburiyet tahtında yapılırdı. Bu zulmü kaldırmak için yapılırdı. Efendim orduları gönderirken de, askerleri gönderirken de kadınlara dokunmayın, hastalara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, ağaçlara dokunmayın, hayvanlara dokunmayın, size mukavemet göstermeyenlere dokunmayın, ibadet halinde olan manastırlarda onlara dokunmayın buyurdu. Yani İslam bir savaşta bile bir merhamet tevzi halindeydi. Şu kainatta gördüğümüz şu canlar, tabiat, şu güzellikler, ağaçlar, bunların hepsi bir Allah'ın lütfu. Bir düşünce şu dünyayı Cenab-ı Hak ağaçsız olarak yaratsaydı diğer gezegenler gibi. Ne kadar kuru olurdu. Demek ki mümin tabiata, nebatata, hayvanata zarar vermemekle mükellef, onları korumakla mükellef. Yine Efendimiz buyuruyor, vaktiyle bir kişi yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, içine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek diliyle karış karış yalıyor, susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. O kişi kendi kendine dedi ki, çok ibretli, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış. Bir vicdan muhasebesine girdi, hemen kuyuya indi, eliyle çıkartacak şey de yok. Ayakkabını çıkar, ayakkabıyı suyu doldurdu. O şekilde o hayvana suladı. Allah-u Teala ondan razı oldu, affetti. Yani Allah'ın rızası bazen küçük, bazen orta, bazen büyük. Kahrı da öyle. Bir Mudar kabilesi geldi. Efendim bir gördü Mudar kabilesini, üzüldü. Rengi kireç gibi oldu. Perişan bir kabileydi. Yarı çıplak. Bilal ezan oku dedi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu. Cemaat topladı. İki rekat bir namaz kıldırdı Efendimiz. Kimin neyi varsa getirsin buyurdu. Kim bir çuvala doldurarak getirdi. Kimi elinde şu kadar evinde arpa var, bu kadar arpayı avucuna koyarak getirdi. Efendimiz o bembeyaz olan o şeyi benzi pembeleşti, tebessüm etmeye başladı. Demek ki Efendimiz ümmetini ne kadar çok seviyor. Ümmetin bir ızdırap çekmesini istemiyor. Onun için mümin çorak insan değil, rahmet insanı olacak. Yağmur gibi her yerde hayat verecek. Güneş gibi en kuytu yerleri aydınlatacak. Vela insan, hayvan, nebatat onunla hayat bulacak. Bir müminin vasfı bu olacak.